Hatırlatalım izleyicilerimize, 9 Mayıs'ta Erdoğan Amerika'ya gidiyor. Buyurunuz. Ekonomik olarak iflas etmiş, seçimi kaybetmiş. Hiçbir hareket servisisi yok. Adeta teslim olmuş durumda. Yola devam edebilmek için paraya ihtiyacı var. Onlar da diyecek ki parayı veririz. Sen de Gazze'deki 2 milyonu işine alırsan, 15 milyonu alan 2 milyonu da alır. Daha başka ne teklif edecekler biliyor musunuz? Tabii bugünler, bunlar böyle bir saatten öteki saate, bir günden ertesi güne olmaz. İran'a karşı cepheleşme. Pentagon'da bu masada var biliyor musunuz? Yani İran'a müdahale etmek. Bakın İran'a müdahale etmek. Bu müdahalede Türkiye'yi kuzeyden, hatta Azerbaycan'la birlikte kullanmak masada. Şimdi bu konuda bizimkilerin önüne böyle şeyler gelebilir biliyor musunuz? Yani nereden biliyoruz? Böyle hazırlıkların olduğunu biliyoruz. Şimdi siz ekonomik olarak iflas etmişsiniz. Pazarlık gücünüz yoksa ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Yani emin olun. Peki Sayın Ertürk gerçekten ne yapacağız? Yani böyle bir tabloda şimdi sizin anlattıklarınız var. Masada bunlar diyorsunuz. Bir taraftan da İsrail'e süren ticaret ama Gazze'ye de verilen manevi destek var. Ekonomik durumumuz da ortada. Yani nasıl bu çemberden çıkılacak? Çünkü bahsettiğiniz mevzular hani gerçekten kamuoyunda da çok bilinmeyen konular. Durum görünenden çok daha zor Türkiye açısından. Onun için 9 Mayıs'ta görüşmeler çok önemli ve buradan bakın buradan çok önemli bir ikaz yapmak istiyorum. Buyurun. 9 Mayıs'ta görüşmelerde devlet içeride olmalı. Ne demek içeride olmalı biliyor musunuz? Tercümanı, not tutanı, diplomatı, Dışişleri Bakanlığı içeride olmalı. Savunma Bakanlığı içeride olmalı. Tek tek aileler arasında yapılabilecek görüşmeler asla kabul edilemez. Bu Türkiye'ye karşı bir kumpas kurulduğunun habercisi olur. Benim değerlendirmem bu yönde. Bakın 9 Mayıs'ta önümüze konacak faturalardan birkaç tanesi bunlar biliyor musunuz? Bir tanesi şu. Kuzeyimizde bir savaş var. Kuzeyimizdeki savaşın adı Amerika Birleşik Devletleri Rusya Savaşı. Bırakın Ukrayna'yı. Ukrayna vekalet savaşçısı. Şimdi bu savaşta Ukrayna tükendi. Cepheye gönderecek askeri yok. Bakın cepheye gönderecek askeri yok. Şimdi bu coğrafyaya gönderilecek savaşçılara ihtiyaç var. Güneyden kuşatılmasına ihtiyaç var. Türkiye'nin bir şekilde Rusya'ya karşı cepheleştirilmesi ihtiyacı var. Karadeniz'de tabii ki bir günde olmaz bu. Montrö rejiminin esnetilmesine ihtiyaç var. Türkiye'yi İran'la cepheleştirmeye ihtiyaç var. Bu konuda altyapıları da var zaten. Ve Gazze konusu önümüze gelecek. Yani bakın bugün 35 bin insan öldürüldü. Filistinli öldürüldü. Şu anda 1,5 milyon insan Refah'ta. Ne tarafa? Akdeniz'e liman yapıyorlar. Niçin? Çünkü tahliye planlanıyor. Kime tahliye edecekler o 2 milyon insanı biliyor musunuz? Daha önce biliyorsunuz epeyce girişimler yaptılar. Sina olmuyor. Güçlü bir direnç gösteriyor. Sonra dörde bölüp bir parçası Türkiye. O da olmadı. Çünkü öbü %75'lik parçanın gönderileceği yerler direnç gösterdi. Latin Amerika düşünüldü. O olmadı. Şu andaki safhada 2 milyon insanın Türkiye'ye tahliyesi düşünülüyor. Bir de ya sizin cebinizde para yok. -46. Ben sana 20 versem, 30 versem, 40 versem, 50 versem almayacak mısın? 15 milyon yabancıyı almışsın. 2 milyon Müslümanı haydi haydi alırsın. Bir de Batı'nın çeşitli Ali Cengiz oyunları vardır. Derler ki biz size bunu devamlı göndermeyeceğiz. Ama bu insanların belli bir dönem yaşayabilmesi için, işte yerleştirilebilmesi için size finans da sağlarız. Orada barış tesis olana kadar, Hamas temizlenene kadar ve Gazze yeniden inşa edilene kadar hatta müteahhitlerinize de imkan sağlarız. Daha sonra derler o iş biter biliyor musunuz? Bakın bunların hepsini nerede? 9 Mayıs'ta önümüze koyacak. Bakın bunun arkasından da Türkiye'yi İran'a karşı cepheleştirmek istiyorlar. Böyle projeler var. Sizin eğer ekonominiz iflas etmişse pazarlık yapma gücünüz yoktur biliyor musunuz? Bugünkü ortamda Türkiye'deki iktidar Türkiye için en büyük yumuşak karın. Bu iktidarla Türkiye çıkarlarını koruyamaz. Bu iktidarla Türkiye ekonomisini düzeltemez. 9 Mayıs'ta da önümüze çok ciddi faturalar koyacaklardır. İşte o rejim değişikliğine bunun için ihtiyaç var. Eğer Türkiye'de parlamenter sistem olsa başbakan bu kadar kolaylıkla yani şu anda Cumhurbaşkanı'nın olduğu gibi
Türkiye'nin çıkarlarından, güvenliğinden bu kadar kolay taviz veremez. Ne bileyim, eğer umarım yanılırım veya umarım başarılı olunamaz, 2 milyon Filistinliyi Türkiye'ye getirmeye kalktığında o meclisi başbakanın kafasına yıkarlardı eski Türkiye'de. Bugün ne yapacaksınız? 15 milyon var diyorum size. 15. Bugün Türkiye'nin nüfusu 100 milyon. İktidar kime sorarak bu insanların içimizi aldı? Hatta istihbarat raporlarına bakıyoruz. Diyorlar ki bunların içinde 8 bin tane IŞİD sempatizanı teröristi var. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yarın bir yerden bir işaret aldıklarında Türkiye'yi ateşe boğmayacaklarının garantisi mi var? Yok. Yani özetle söyleyebileceklerim sorunuza bunlardır. 9 Mayıs'ta gidecekler. Önlerinde çok şey var. Sanıyorum ki dış dünya iktidarı tepe tepe kullanacak. Nerede? Karadeniz'de. Nerede? Ukrayna Savaşı'nda. Nerede? İran'a karşı. Yani bir şekilde şu anda bizim siyasi iktidarımız teslim olmuş durumda. Siyasi bekası bundan sonraki süreçte vereceği tavizlerle doğru orantılı olarak değişecek veya bir anlamda sona doğru hızla yaklaşacak. Teşekkür ederim.